Baba Torik. Süper Lig'de kapanış maçında pazartesi günü Sivasspor kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Şimdi öyle bir maç ki bu. Hani şimdi ligdeki alttaki sıralama çok böyle küçük şeylerle değişiyor. Diyarbakır yenildi. Gençler Birliği'ne ve Sivasspor 96'da Antep karşısında bir gol buldu ve bir adım üzerine çıktı. Şimdi hep söylediğim bir şey var. Denizli'yi de katarak söylüyorum buna. Yani kesinlikle şey yapmadan. O alttaki takımlar içerisindeki en kötü takım Sivasspor. Şimdi Muhsin Ertuğrul'un istifasından sonra Mesut Bakkal geldi. Şimdi ne yazık ki ya, kimse kusura bakmasa ama bu ligde bu antrenör tavrı, bu yönetici tavrı değişmeden zaten herkesin kaderi bu. Yani düşme hattındaki Manisa Spor'dan düşme hattındaki Sivasspor'a Mesut Hoca geldi. Çok az zamanı var. Elindeki oyuncu topluluğuna kesinlikle bir sihirli değnek değdiremez. Yani Antep beraberliği bence ekstra bir beraberlik yani. O yüzden hani Sivas'ın gidişi çok şey değil. Diyarbakır Spor eğer şu olayların dışında tutabilseydi takımını, yönetim tutabilseydi, Ziya Hoca'nı kaybetmeseydi ben hala şöyle düşüneceğim şu. Diyarbakır Spor düşmezdi ama şu şartlar içerisinde Diyarbakır'ın işi çok zor. O yüzden Sivas'ın tek şansı bu. Onun dışında futbol olarak hiçbir şey vermiyorlar. Galatasaray karşısında da açıkçası böyle çıkacaklar. Galatasaray bir türlü hani şöyle söyleyeyim. Kalıbının takımı olamadı. Yani elindeki yıldız oyunculuklarıyla, alternatifleriyle, futbolcu yetenekleriyle, vaat ettikleriyle ne yazık ki hani ki ben bir futbol sever olarak hani daha iyi bir yerde olmalarını beklerdim. Çünkü hakikaten Rekard gibi bir adam ki çok sevdiğimiz, çok bu memlekette olmasından, hocalık yapmasından keyif duyduğumuz bir adamın bile işi zorlaştı açıkçası önümüzdeki haftalarda. Şimdi bu maça şöyle bakıyorum ben. Yani Sivas'ın çok şey bir takım olduğunu düşünüyorum ama mesela gol anlamında Galatasaray bir sıkıntı çekebilirse eğer hani mesela böyle ilk 30 dakika, 40 dakika falan böyle bir ilk yarıda ne bileyim bir gol bulamazsa Galatasaray sıkıntıya girebilir. Onun dışında Galatasaray erken gol bulursa bu maçı kesinlikle gollü bir maça dönüşür ve Galatasaray bu maçtan galip ayrılır gibi geliyor bana. Çünkü Sivasspor'da benim gözlemlediğim şeylerden bir tanesi şu. Çabuk düşüyorlar oyundan. Hemen mağlubiyet anında dahi futbolcuların kafası düşüyor. Muhsin Ertuğrul en çok bunun altını çizmişti. Futbolcularda müthiş bir demoralizasyon var ve bunu düzeltemedim. Yani kafalarından bu hissi, bu duyguyu alamadım diye ayrılırken konuşuyordu. O yüzden hani Galatasaray öne geçerse bu maçı muhtemelen gollü bir şekilde galibiyetle kapatır. Ama onun dışındaki seçeneklerde hani maç ne kadar gol anlamında hani gol sesi çıkmamaya devam ederse o kadar Sivas'ın işine yarar gibi geliyor bana. Çünkü direnci artar Sivas'ın. O yüzden ikinci seçenek dışında Galatasaray favori ama ikinci seçenek de gerçekleşirse saha içerisinde dediğim gibi Galatasaray zorlanır. O yüzden hani bu maçı böyle değerlendirmek gerekiyor bence. Ama benim bu maçla ilgili daha kesin görebileceğim şeylerden bir tanesi maçın gollü geçeceği şeklinde. Baba Torik.